Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu Kur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu aleyke ahsanal qasas bima awhayna ileyke hadzal Kur'an. Ve in kunta min qablihi laminal ghafilin. Bence tanrılar seni özene bezene yaratmış. Sana eşsiz bir güzellik vermiş. Sen de öyle düşünmüyor musun? Bana saray vekili Harcı Hunifer'i çağırın. Bunu giysilerinin içinde bulduk efendim. Bu Yuzersef'in satış senedi efendim. Şimon adında biri Yuzersef'i Malik'e satmış. Bu senet senin yanında değil, bizim saray hazinemizde yer almalı. Nasıl isterseniz. Emrinizdeyim. Yuzersef sana emanet. Onun doğru dürüst bir şekilde eğitilmesini istiyorum. Saraydaki yaşam tarzını ve başkalarına nasıl davranması gerektiğini öğretirsin. Saray vekili harcımızın bu işin üstesinden geleceğine olan inancımız tamdır. Sence bunu sevgi ve saygısından mı yapıyor dersin? Bu koyun güden göçebe esasen niçin geldiğini bile bilmiyor efendim. Sevgi ve saygıyla da hiçbir ilgisi yok. Hiç saygılı bir çocuk değil. Bu elbiseler içinde daha da güzelleşti. Onu açıkça övmeyin. Kendini bir şey zanneder. Gel benimle. Bu gördüğün oda Züleyha ve Potifar'ın çok yakın ve samimi dostlarını ağırladıkları odadır. Bu odaya ulaşabilmek için bizim şu anda geçtiğimiz 7 kapıdan geçmen gerekiyor. Bu kapılar kilitlenirse hiç kimse o odaya giremez ya da çıkamaz. Bu kapıların anahtarı sadece Efendimizin çok değerli eşi Züleyha'da bulunur. Burası da sarayımızın eşsiz manzarası.
Buradan büyük Nil Nehri'ni kolaylıkla seyredebilirsin. Öteki yakada, yani batıda, ölüler dünyasını görebilirsin. Benimle gel. Burası Züleyha'nın özel odası. O çok mağrur ve kibirli bir asilzade. Onun emirlerine karşı gelmemeye dikkat et. Gidelim. Burası da Potifar ekselanslarının dinlenme odası ve özel kütüphanesi. Potifar Mısır'ın ikinci büyük adamı. Onun ve diğer ileri gelenlerin karşısında nasıl eğileceğini ve onlara nasıl saygı göstereceğini öğrenmelisin. O da Sufar, Potifar ekselanslarının özel kütüphanecisi ve kitap okuyucusu. Gidelim. Burası da Potifar Hazretleri ve Züleyha'nın yemek odası. Yusuf'u mutlaka kurtarmalıyım. Bir yol bulmalıyım. Yusuf tutuklu ya da esir mi ki bir yol bulacaksın? Ne olursa olsun o bir köle. Ama o görkemli sarayın içinde bir köleye pek benzemiyor. Kuşun kafesi altın da olsa yine de esir değil midir? Ben Yusuf'u Yakup peygambere götürünceye kadar Mısır'ı asla terk etmeyeceğim. Ama sen de gördün. Mısır Aziz'i ve eşi Yusuf'u çok seviyor. Yakup peygamber kadar değil ama Yusuf'tan ayrı düştüğü için büyük sıkıntı içinde olduğundan eminim. Fakat Malik, Yusuf Mısır'a gelişinin Allah'ın iradesiyle olduğunu söyledi. Bu benim son ticari yolculuğumdu. Bir an önce malları yükleyip Babil'e geri dönün. Burası köle ve hizmetçilerin yaşadığı yer. Hunifer, efendi Hunifer, efendi Hunifer gelmiş, efendi Hunifer. Bunların hepsi Potifar'ın sarayına hizmet ederler. Bazıları sarayın muhtelif yerlerinde çalışır. Bazıları da papirus ve pamuk tarlalarında çalışırlar. Şu anda birçok işçi muhtelif tarlalarda çalışmakla meşgul. Bu odaların her birinde bir aile yaşar.
Burada yaşayanların durumu çok kötü. Potifar ekselansları niçin onlarla ilgilenmiyor? Saray hizmetçileri ve tarlalarda çalışan işçilerin durumu bunlardan çok daha kötüdür. Biz bunlara kalacakları yer ve düzenli yemek veriyoruz. Onları ve çocuklarını koruyoruz. Ben onları görmeye gelebilir miyim? Neden olmasın? Ama Potifar ve Züleyha'dan izin almayı sakın unutma. Bunlar da tahterevan taşımak için kullanılan köleler. Burada da papirüs tomarları hazırlanır. Vekil Harşunifer'e selam. Papirüsü yazı için kullanırız. Biz yazmak için hayvan derisi kullanırdık. Bu hayvan derisinden daha da iyi. Sen yazmayı biliyor musun? Beni yaratan bana yazmayı da öğretti. Bu çok iyi. Yazmayı bilen bir köle efendisi için bulunmaz bir nimettir. Kimden öğrendiğini söyledin? Beni eğiten sahibimden. O bütün dilleri bilir. Pekala. Gidelim. Burada da keten dokunur. Keten giysi yapımında kullanılan bir kumaş türüdür. Burada dokunan en ince keten kraliyet keteni olarak bilinir. Bu atölyede yalnızca sarayda yaşayanlar için keten dokunur. En ince ketenler burada Potifar'ın sevgili eşi Züleyha için dokunur. Gidelim. Burası da sarayın çömlek atölyesi. Hunifer'e selam. At arabaları geçerken birkaç tane su borusu kırıldı. Onları değiştir. Bu boy borulardan mı efendim? Evet, aynından. Kırılan bütün çömlekleri değiştireceğim. Çok iyi olur. Burası da kiler. Fırın ve mutfak için gerekli bütün maddeler burada saklanır. Aklını mı kaçırdın? İşini yap. Unutma, bundan böyle çağrılmadan ve sana soru sorulmadan cevap vermemelisin. Züleyha kibirli bir kadın. Bazen diğer saraylılar gibi acımasız olabiliyor. Burası da saray mutfağı. Sınıf sınıf insanlar için farklı yemekler pişirilir. Köle ve hizmetçilerin yemekleri ayrı pişirilir.
saray memurları ve muhafızların yemekleri de ayrı pişirilir. Potifar ve Züleyha'nın yemekleri ise daha büyük bir özenle pişirilir. Neden farklı farklı yemek pişiriliyor? Herkes için bir çeşit yemek pişirilse daha iyi olmaz mı? Bu mümkün değil, olamaz. Potifar ve Züleyha'yı köle ve hizmetçilerle bir tutamazsın. Sınıf farkı var. Bu Yuzarsif. Bugünden itibaren Yuzarsif yemek dağıtımında size yardım edecek. O okuma yazma biliyor. Ona vereceğimiz bir levha üzerinden her bölüme gidecek yemek miktarını belirleyip teslim edecek. Görüyor musun? Sana nasıl da bakıyorlar. Burada senin için toplandılar. Ne istiyorsunuz? Yapacak işiniz yok mu sizin? Çalışın. Gel. Burası da saray tapınağı. Potifar ve Züleyha diğer saray memurlarıyla burada ibadet ederler. Biz tanrılarımızı burada muhafaza ederiz. Tanrılarınız yer ve mekana mı ihtiyaç duyuyorlar? Bu çok doğal. Yağmurda ve fırtınalarda dışarıda kalmamaları gerekiyor. Büyük Vekil Haç Hunifer'e selam. Bizi teftişe genellikle sabahları gelirdin. Günün bu saatinde gelmeni neye borçluyuz? Yuzarsif'e sarayı gezdiriyorum. Sarayda yaşayanlarla tanışmasını istiyorum. Neler oluyor? Saraydaki mücevherlerden bazıları çalınmış. Bunlar sarayın içinde görevli muhafızlar. Hiçbiri itiraf etmiyor ve birbirlerini suçluyorlar. Anlaşıldı. Gidip bakalım. Bu ikisini saraydakilere ibret olsun diye iple sallandırmak gerek. İtiraf etmezlerse kesinlikle bunu yapın. Yemin ederim, yemin ederim ben bir şey yapmadım. Ben hırsızlık efendim, yapmadım. Yemin ederim benim yemin ederim bir şey yapmadım. Gürültüden ne dediğiniz anlaşılmıyor. Hata yaptım Hunifer. Mecbur kaldım. Nasıl söylesem, bir an uykuya daldım istemeyerek. Hırsızlık olduğu gün ben nöbetçi bile değildim. Beni neden buraya getirdiklerini hiç anlamıyorum. Önünde sonunda suçluyu mutlaka bulacağız. En iyisi şimdi itiraf edip konuyu kapatın. O ben yokken nöbet tuttuğu yere gittiğini söyledi. Ben mi? Onun nöbet tuttuğu yere mi? Bu doğru değil. O yalan söylüyor. Ben hırsızlık yapmadım. Şahidim yok ama Nünifer'in hazine odasından çıktığını gördüm. Bana inanın. Koskoca sarayda senden başka beni görecek kimse yok muydu yani? Muhafız yeri devralırken her şeyi gözden geçirmelidir. Uyumamalıydın. Sen suçlusun. Üzgünüm. Nünifer Kipta'yı serbest bırakın ve bu askeri de zindana atın. Ben hırsız değilim. Bana acıyın. Bana acıyın. Gerçekten üzgünüm. Nünifer Kipta'yı serbest bırakın ve bunu zindana atın dedim size. Efendim, ben hırsız değilim. Efendim, inanın bana, ben hırsız değilim. Bana acıyın. Tanrıların laneti üzerine olsun Nünifer. Kapat çeneni. Umarım tanrıların gazabına uğrarsın Nünifer.
Kes sesini. Konuşma. Niçin gerçeği söylemiyorsun? Efendim ben hırsız değilim. Yemin ederim ben hırsızlık yapmadım. Ben kimin hırsızlık yaptığını ortaya çıkarabilirim. Hayır oğlum. Bu senin işin değil. Bana güvenin. Hırsızın bulunmasını istemiyor musunuz? Elbette istiyoruz. Sen hırsızı nasıl bulacaksın peki? Babamdan öğrendim. O yargılamada çok yetkindi. Emin misin? Evet efendim. Sınayabilirsiniz. Pekala. Ben hırsızın kim olduğunu biliyorum. En iyisi itiraf edip suçunu daha da ağırlaştırmasın. Mücevherlerin çalındığı gün nöbet sırası bende değildi. Ben suçsuzum. Ben hırsızlık yapmadım. Şahidim yok ama Nünifer'in hazine odasından çıktığını gördüm efendim. İnanın bana. Ben suçsuzu biliyorum. O hiç korkmasın. Suçluyu da biliyorum. Birazdan herkes onu tanıyacak. Hunifer'den suçluyu işaret ettiğimde derhal boynunu vurmasını istiyorum. Bu mümkün mü Hunifer? Ben sadece onu bilmek istiyorum. Radomon hazırdır. Yeter ki onu bana işaret edin. Derhal işini bitireceğim. Radomon, bu ikisi şurada diz çöksün. Gözlerini bağlamalarını söyleyin. Mendil getirin. Mendiliniz var mı? Hırsıza son bir kez şans veriyorum. İtiraf ederse bağışlanacak. Ama onu ben işaret edersem, Radomon şuracıkta boynunu vuracak. Hırsız budur. Kılıcınızı çekin. Hırsız bu. Boynunu vurun. Hayır. Hayır. Yapmayın. İtiraf ediyorum. Mücevherleri ben çaldım. Efendim bağışlayın beni. Boynumu vurmayın. Beni bağışlayın. Mücevherleri ben çaldım. Ben çaldım efendim. Ben çaldım. Bu kadar çabuk itiraf edeceğini tahmin etmiyordum. Aferin Yüzarsif. Aferin sana. Götürün onu. Aferin oğlum. Mükemmeldi. Başaracağını düşünmüyordum. Minnettarım. Ayağa kalk. Sana minnettarım Yüzarsif. Sen olmasaydın ceza alacaktım Yüzarsif. Sana çok teşekkür ederim. Senin suçsuzluğunu ispat etmek için olmasaydı Ninifer'i insanlar içinde küçük düşürmezdim. Çok da masum sayılmaz. Bir kez daha nöbet yerini terk edersen en ağır biçimde cezalandırılacaksın, anladın mı? Emredersiniz efendim. Size minnettarım. Size minnettarım. Pekala Yüzarsif. Gidelim. Gel benimle. Hem akıllı hem zeki. Gördün mü onu nasıl tuzağa düşürdü? Hem güzel hem de akıllı. Evet. Gerçekten inanılır gibi değil.
Bir çocuk nasıl böyle bir şey yapar ki? Boynunun birazdan vurulacağını sandığı için süratle yerinden kalkıp suçunu itiraf etti. Hayır, hayır, boynumu vurmayın. İtiraf ediyorum, itiraf ediyorum. Ben çaldım diye yalvarmaya başladı birden. Yuzarsif'in bu hilesi herkesi çok şaşırttı. Hiç kimse onun gibi bir çocuğun bu kadar zeki olacağını düşünmüyordu. Doğrusu ben Potifar'a bu değerli hediyesi için minnettar olmalıyım. Yuzarsif okuma yazma da biliyor efendim. Bugünden itibaren kimse fazla yemek alamaz. Yuzarsif herkesin ve her bölümün yemeğini yazıldığı gibi teslim edecek. Bir kölenin okur yazar olması efendisi için büyük bir nimettir. Söyler misiniz Yuzarsif acaba nerede kalacak? Daha karar vermedik. Karar verecek ne var? Kölelerin uyuduğu yer tabii ki. Hayır. Köleler arasında olmaz. Sarayda olmalı, burada. Ona dün gece gösterilen oda olsun. Söyle bakalım, odandan memnun musun Yuzarsif? Minnettarım. İzin verirseniz ben de saray hizmetkarları ve kölelerle birlikte kalmak istiyorum. Nerede ve kimlerle yaşayacağına ben karar veririm. Anlaşıldı mı acaba? Bir kölenin sarayda kalması kurallara aykırı efendim. Diğer kölelerin kıskanmasına ve isyan etmesine yol açabilir. Ben ve sarayın efendisi Potifar bu çocuğu seviyorken başkalarına hiç laf düşmez. Bu konu burada kapanmıştır. Hadi gel. Yuzarsif, oğlum, benim çocuğum yok. Beni baban gibi gör lütfen. Bir sorunun olursa gel bana söyle. Minnettarım. Zavallı babam. Allah ona sabır versin. Hey Kenan'ın kurtları, size söylüyorum. Size söylüyorum Kenan'ın kurtları. Niçin susuyorsunuz? Baba, kurtlar da konuşuyor mu? Hayır oğlum. Eğer ancak Allah dilerse benimle konuşurlar. Bak oğlum. İşte geldi oğlum. İşte. Babamız geliyor. Kalkın.
Kardeşinize ne yaptınız? Niçin cevap vermiyorsun Levi? Söyledik ya, onu kurt yedi. Yalan söylüyorsun. Kurt inkar etti. Yusuf'tan haberi olmadığını söyledi. Kurt mu? Babacığım, kurt nasıl inkar edebilir ki? Ben duydum. Kurt babamla konuştu. Yusuf'u parçalamadığını söyledi. Çok geç olmadan kardeşinize ne yaptığınızı söyleyin. İş işten geçmeden konuşun. Gerçek size söylediğimizdir. Kurt Yusuf'u parçaladı. Kurda iftira etmeyin. Ne yaptıysanız siz kurt karakterliler yaptınız. Gelin tövbe edip gerçeği söyleyin. Allah herkese tövbe edecek mecal vermez. Özellikle de taş kalpli olanlara. Ismarladık Malik. Görüşmek üzere. Yolun açık olsun. Yüzer Sefi buraya getirin. Seninle birkaç yıllık evlilik süresince bir çocuk sahibi olamayacağımı anladım. Anne olma zevkinden seni mahrum etmek istemiyorum. Her şeyden önce evleneli birkaç yıl oldu, öyle değil mi? Gelecekte çocuk sahibi olamayacağımız ne malum? Ayrıca benim efendim Potifar'a olan sevgim çocuk sahibi olmak içinde değil. Bilmem anlatabildim mi? Beni çok sevdiğini biliyorum. Bu sevgini takdir etmek için Yüzer Sefi sana takdim ettim. Böyle bir evlatlığa sahip olmanın seni çok sevindireceğini biliyorum. Sevginizden başka beni hiçbir şey mutlu edemez. Sizin hediyeniz olduğu için Yüzer Sefi kabul ettim. Bir gün çocuk sahibi olursak Yüzer Sefi gibi güzel ve sevecen olur mu sence? Belki. Ama onun gibi akıllı ve bilgili olmayacağı kesin. Sen ne yaptın ki Züleyha seni yere göğe sığdıramıyor? Mücevher hırsızını ortaya çıkarmak için yaptığı mizansen herkesi hayretler içinde bıraktı. Düşünebiliyor musunuz? Efendim, bugün sarayın dört bir yanında
Yüzarsif'in zekası konuşuluyordu. Herkes Yüzarsif'in Nilüfer Kiplay'ı zindana gönderdiğini anlatıyordu. Daha ilk günden Züleyha'nın evlatlığı olabileceğini ispatladın. Kulaklarımla duydum. Onu evlatlık alacaklarını söylüyorlardı. Züleyha mı? Züleyha onu evlatlık almayı kabul etti mi yani? Bir şey demedi. Ama buna razı gibi görünüyordu. Bazı söylentiler duydum. İşin aslı nedir? Tahmin edebiliyorum. Muhakkak Yüzarsif hakkındadır. Yüzarsif'i evlatlık aldığın doğru mu? İyi bir seçim değil mi? Ama bu bizim geleneklerimize tamamen aykırı. Yüzarsif bir yabancı ve aşağı bir ırka mensup. Sizin gibi bir asilzadeye hiç mi hiç yakışmıyor efendim. Oğlum olduğunda o da ünvan ve makam sahibi olacak, merak etmeyin. Peki ya sahip olduğu inançlar ne olacak? Amon'un düşmanı ve Mısır'ın inanç sistemine karşı olmadığı ne malum? Söylediklerini garipsedim. Biliyor musun Karim ama taze fidanlar kolaylıkla eğilip bükülebilirler. Gelin bu düşünceden vazgeçin. Bu sizin yararınıza olmaz. Ben kararımı verdim. Sen de beni üzecek laflar yerine bana yardımcı ol. Lütfen. O halde izin verin son sözü söyleyeyim. Bugün Amon toprağındaki büyücüye gittim. Yüzarsif'in özelliklerini ona anlattım. Ne dediğini biliyor musun? Bu çocuk Züleyha'nın düşmanıdır. Ona hayatı zindan edecek. Onu tanrılardan soğutacak dedi. Büyücü gelecekte senin başka bir tanrıya inanacağını da söyledi efendim. Bu boş lafları sana kim söyletiyor? O bir çocuk. Ben daha şimdiden onu istediğim şekilde eğitebilirim. Umarım beni anlıyorsundur. Yarından itibaren onu benim yanıma getir. Ona Mısır halkının gelenek ve göreneklerini öğretmek istiyorum. Sen de yardımcı olacaksın. Ben yalnızca sizin için endişeleniyorum. Böyle istiyorsanız itaat ederim. Ama Karimama söylemedi demeyin. Ekselansları Potifar'ın yemeğini götürmeye geldim. Yüzarsif gelene kadar yemek yok. Yemeklerin dağıtımından o sorumlu. Burada kendini sevdirmeyi başardı. Potifar ve Züleyha ona evlatlık almak istiyor. Çekilin, çekilin. Saray mensuplarının sayısı Yüzarsif'e verildi. Herkese ve her bölüme Yüzarsif'in söylediği miktarda yemek verilecek. Nöbetçilerin yemeği 20 kişilik. Thank you.
20 kişilik. Tapınakta 5 kahin var. Neden 20 kişilik alıyorsunuz? Tapınaktaki tanrıların da yemeğe ihtiyacı yok mu? Tapınaktaki tanrılar yemek mi yiyor? Hayır, yemiyorlar. Ama bizi kutsamaları için kullarının yemeklerini onlara hediye etmek gerek. Tanrılar bu yemekleri kutsadıktan sonra onları kim yiyor? Tanrıların kutsadığı yemek tapınak kahinleri ve hizmetkarlarına ait. Bu durumda tapınak rahipleri diğerlerinin 4 katı yemek yiyecek. Bu yüzden tapınak kahinleri her geçen gün biraz daha şişmanlıyor. Saray işçileri yeterli yiyeceği bulamazken kahinler ve onların yakınları tanrıların bereketleriyle her gün biraz daha şişmanlayıp duruyorlar. Tanrılar biz kullarının yemeğini kutsamazsa ne olur peki, söylesene. Yemek midemizde ekşir herhalde. Tapınak hizmetkarlarından utanmıyorsanız bari tapınağın tanrılarından utanın. Bu cadı Yuzarsif'in başına bir iş açacak, göreceksiniz. Burada tapınak kahinleri ve hizmetçileri 5 kişi olarak belirtilmiş. Tapınağa daha fazla yemek veremem. Bu seni ilgilendirmez. Biz her zaman 20 kişilik götürdük, şimdi de götüreceğiz. Bugün ne kadar isterlerse verin. Bu sorunu Hunifer gelip çözsün. Tanrılar adına kahinlerin ağzına. Şimdiye kadar hiç kimse bunlara itiraz edememişti. Aferin sana. Aferin. Geçen gün Nini fark edip de bugün de tapınak kahinleri rezil oldu. Bu çocuğun Nifer Kipta'yı nasıl zindana gönderdiğini gördünüz mü? Akıllı ve cesur bir çocuk. Hunifer geliyor. Evet, nasıl gidiyor bakalım? Bir sorun çıkmadı ya. Hayır efendim. Yuzarsif tapınak hizmetçileriyle biraz tartıştı. Fazla yemek almalarına engel olmak istedi. Karimama da bu olaya tanıklık etti. Sanırım kahinler ve Karimama bu çocuğa bir komplo kuracaklar. Ekselanslarının yemeği hazır. Evet efendim. Al da gidelim. Sen de gel Yuzarsif. Bunların yemeklerini de her günkü gibi ver. Gidelim. Orada olsaydınız da bize nasıl güldüklerini görseydiniz bir. Saray çalışanları da onunla bir olmuştu efendim. Potifar saray mensuplarının yemeğini dağıtmak için bir çocuğumu görevlendirmiş. Onu görevlendiren Hunifer. Onun tanrılarımıza tapmadığından adım gibi eminim efendim. Eğer öyleyse onu ne pahasına olursa olsun sağ bırakmam. Potifar ve Züleyha ile bir an önce konuşacağım. Siz hiç merak etmeyin. Yuzarsif. Yuzarsif, sana söylüyorum. Neredesin? Mimi Sabu.
Ne oldu? Burada ne arıyorsun? Yoksa sen bizim tanrılarımıza tapmıyor musun ha? Ne demek istiyorsun? Az önce kâhin Hufo tapınak hizmetkarlarına eğer senin tanrılarımıza tapmadığını ortaya çıkarırsa seni yaşatmayacağını söyledi. Eğer benim Rabbim istemezse hiçbir şey olmaz. Soruma cevap vermedin ama. Ben inançsız değilim ve Allah'a ibadet ediyorum. Hangi tanrıyı kastediyorsun? Senin Rabbin, benim Rabbim, hepimizin Rabbi birdir. Pekala. Yüreğime su serptin. Rabbimin seni beni kurtarmak için gönderdiğini biliyor muydun? Bana mı söylüyorsun? Hayır. Kendi kendime konuşuyordum. Bir şey yok, gidebilirsin. Benimle oyun oynar mısın? Bütün saray çalışanları onunla bir olup kâhinleri alaya aldılar. Nasıl olur da bir çocuk tapınak kâhinleriyle alay edebilir anlamıyorum. Kâhinlerin tanrılar adına yemek alıp yediklerini söylüyorlardı efendim. Ben bu konuda onu uyaracağım. Ben ondan eminim. O ne Amon'a tapıyor ne de başka bir tanrıya. Ekselans Potifar bekliyorlar. Yemek zamanı efendim. Bu çocuğu dizginleyin. Eğer tapınaktaki kâhinleri kızdırırsa kendi hayatını tehlikeye atar. Aferin. Harika. Bu kadar lezzetli bir yemek yememiştim. Daha önce yediğiniz bir yemek bu ekselansları. Sadece biraz mutlu bir kalp ve sadakat ilave edilmiş. Anlamadım. Mutluluk ve sadakat mi yemeği bu denli lezzetli yapıyor acaba? Bu efendimiz ve sevgili eşlerinin güzel düşünceleridir. Bize iltifat buyuruyorsunuz. Bu sevgi ve sadakat niçin daha önce yoktu? Çünkü daha önce Yüzar Sif yoktu efendim. Yüzar Sif, sen sihir yapmayı biliyor olmalısın. Herkesi büyülemenin başka bir açıklaması olamaz. Hayır efendim. Sihir nedir bilmem. Ben bilmiyorum. O sevgi ve muhabbet yoluyla bunları yapıyor. Onun sihre ihtiyacı yok. Yarından itibaren Yüzar Sif hem mutfakta hem de soframızda bulunsun. Ne oldu? Potifar'ın sofra sorumlusu olmak için gerçekten çok çalıştım. Yıllarca kölelik yaptım. Potifar'ın sevgisini kazanmak için en ağır işlerde çalıştırıldım. Ama şimdi bir çocuk, bir koyun çobanı işin sonunda her şeyi mahvetti. Şimdi ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Yüzar Sif'in bir suçu yok. Karar veren Potifar. Yüzar Sif, Potifar'ın buyruklarına asla karşı gelmez. Ne yapacağım şimdi? Beni ya çalıştırmak için sıcak çöllere gönderirler ya da taş ocaklarına giderim. Bence ilk fırsatta Yüzar Sif'le bir konuş. Potifar da kötü biri değil. Kim bilir, belki de bir çare bulunur. Sofrayı toplayın. Orada öylece dikilecek misin? Yardım etsene biraz.
Bundan böyle ekselansları Potifar'ın sofrasından Yüzarsif sorumludur. Benim karışmaya hakkım yok. Seni kızdıracak bir şey mi yaptım ben? Gerçekten bilmiyor musun? Buraya gelişinde her şey mahvoldu. Keşke bu makama ulaşabilmek için ne kadar çok çalıştığımı bir bilebilseydin. Onu papirus tarlalarına ya da taş ocaklarına gönderebilirler. Allah beni bağışlasın. İstemeyerek de olsa seni üzdüğüm için beni bağışla. Bunu telafi etmek için elimden geleni yapacağım. Züleyha ile konuşmalıyım. Hufo Hazretlerinin bana bir emri mi var? Beni hayal kırıklığına uğrattınız. Bu yaştan sonra tapınak için bir çocuğun karar aldığı günleri de mi görecektim? Öyle sanıyorum ki bazı haberler size abartılarak anlatılmış. Bu çocuk bir yabancı. Davranışları onun tanrılarımızın düşmanlarından biri olduğunu açıkça gösteriyor. Onu Mısır Azizi'nin sarayından uzak tutun, tamam mı? Yüzarsif henüz bir çocuk. Tanrılara nasıl bir düşmanlık yapabilir ki? Tanrıları ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuz. Müsterih olun lütfen. Tanrıların düşmanına sarayımda yer vermem. Siz Amon Tapınağı'nın tanrıçalarından birisiniz. Bu yüzden başkalarından çok buna sizin özen göstermeniz gerekir. Yüzarsif henüz ne tanrıları ne de tapınakları tanıyor. Bu hususları ekselansları Potifar'a da aktarmanız yerinde olur. Pekala. Efendim, saray sakinlerinin ne kadar yemek yiyeceğine bir çocuğun karar vermesini siz mi buyurdunuz? Yüzarsif sadece bizim kendisine verdiğimiz liste üzerinden yemeklerin dağıtımını gerçekleştiriyor. Biz onun okur yazar olmasından yararlanmak istedik efendim, hepsi bu. Peki niçin dün tapınak için alınan yemeğe itiraz etti? Kendi 5 kişilik tapınağa 20 kişilik yemek götürülmesini ilginç bulmuştu ve biz de öyle tabii ki. Yüzarsif sadece buna itiraz etti. Biz tanrılara ve tapınak kâhinlerine karşı gelmedik. Böyle bir düşüncemiz hiçbir zaman olmadı efendim. Bunlar bir çocuğu ilgilendirmez. Tapınak çalışanlarının ve tanrıların yemeğini birlikte almak istiyor. Tapınak çalışanlarının hem kendi yemeklerini hem de tanrılara ayrılan yemekleri yemelerini kim söyledi? Niçin tapınak çalışanları senin gibi şişman, diğer saray çalışanları zayıf ve sıska olsun? Niçin? Ekselansları bizi köle ve hizmetçilerle karşılaştırıyorlar ve biz Mısır tanrılarının tanrısı Amon'un hizmetkarlarıyız. Bu sarayın çalışanları da Amon'un kulları ve efendilerinin hizmetkarıdır. Şu farklı ki bu saray çalışanları efendilerini hoşnut etmek için ellerinden geleni yapıyor. Ama tapınak hizmetkarları efendileri için hiçbir şey yapmıyor. Sadece yiyip içiyorlar. Ben bunları Amon Tapınağı'nın büyük kahini Antmahu'ya rapor edeceğim. Yüzarsif'e olan sevgini anlıyorum. Ama onun yüzünden Amon Tapınağı'nın kahinlerini incitmemelisiniz. Yüzarsif yüzünden değil. Öteden beri Amon Tapınağı ile Mısır Sarayı arasında görüş ayrılığı vardır. Tapınak kâhinlerinin başına buyruk davranışlarına göz yumulamaz efendim.
Aranızdaki görüş ayrılığı beni ilgilendirmez. Ancak Amon Tapınağı'nın tanrıçası olarak Yuzarsif'i Amon'un düşmanı değil, sadık kullarından biri olarak yetiştireceğim. Merak etmeyin. Amon Tanrısı'nın büyük rahibi Ankh-Mahu'ya selam. Söyle Hufo, seni dinliyorum. Efendim, ben denizi Potifar Sarayı'ndaki tapınakta çalışmaktan muaf tutmanızı rica etmek için gelmiştim. Ne oldu? Neden çalışmak istemiyorsun? Potifar'ın sarayında Amon'a ve Amon'un kahinlerine ihanet edilmekte. Hiçbiri tanrılara inanmıyor. Özellikle de Potifar. Hiçbirine inanmıyor efendim. Henüz bana cevap vermedin. Ne oldu? Yuzarsif adında İbrani bir çocuk Amon'a ve onun tapınağının hizmetkarlarına karşı çıkıyor. Herkesi bize karşı kışkırtıyor ve bizi alaya alıyor. Ben artık Potifar'ın sarayına dönmeyeceğim efendim. Seni bir çocuk mu korkuttu bu kadar? Ben Potifar ve Amonhotep'i tapınağın asli düşmanları bildiğini sanıyordum. 10 yaşındaki bir çocuktan mı yakınıyorsun yani ha? Ama o sıradan bir çocuk değil. Kes sesini! Konuşma! Sen sarayı terk etmemeliydin. Kimse durumu anlamadan hemen geri dön. Buradan çok Potifar'ın sarayında sana ihtiyacımız var. Biz Mısır'ın güçlü hakimi Amonhotep yönetimini devirmeye çalışırken büyük kahinlerimizden biri bir çocukla yaptığı savaşta yenilgiye uğrayıp kaçıyor. Buna inanamıyorum. Bunu nasıl yaparsın ha? Git. Seni burada bir daha görmeyeyim. Güzel. Ne kadar melek güzel. Kadar temiz. Melek kadar temiz. Meleklerden hiç farkı yok. Benziyor. Meleklere benziyor, evet. Ne kadar güzel. İşte bir melek kadar temiz. Melekten hiç farkı yok. Meleklere benziyor. Hadi ne duruyorsunuz? Yemeğinizi almayacak mısınız? Güzel ve renkli bir sofra. Sen mi böyle süsledin? Tiamini'den öğrendim. Yuzarsif gerçekten çok akıllı. Bu şüphesiz. Yuzarsif öğrendiğini gerçekten mükemmelleştirmiş. Bu sofranın güzelliği iştahımı açtı. Tek başıma bir fili yutabilirim. Teşekkür ederim Yuzarsif. Peki Yuzarsif, sen masal kitaplarını okuyabilir misin? Evet, ayrıca babamdan da çok güzel masallar dinledim. Çok güzel. Bu geceden sonra sen bana masal anlatacaksın.
Masal mı? Biliyor musun Yuzersif, Efendimiz Potifar uyumadan önce hep masal dinler. Bana masal okuyan kütüphanecim artık ilgimi çekmiyor. Cevap vermedin Yuzersif. Bağışlayın efendim. Ama şu anda size kitap okuyana ne olacak? Süfer mi? Başka bir iş yapar. Ben daha önce de Huya'nın işini elinden aldım. Aynı şeyin Süfer'in başına gelmesini istemiyorum. Acaba sizden bir ricada bulunabilir miyim? Bu incelik ve yufka yürekliliğin beni sana bağlıyor. Huya ve Süfer'in daha iyi işlerde çalıştırılmasını söylemek istiyorsun, değil mi? Ya da onları eski işlerinde çalıştırmanızı. Benim yüzümden kimsenin üzülmesini ya da zarar görmesini istemiyorum. Merak etme. Hunifer'e, Huya ve Süfer'e daha iyi işler vermesini söyleyeceğim. Bugünden sonra sen benim kütüphanecimsin. Ekselanslara Yuzersif'i bana hediye ettiler ama kendileri ondan daha çok yararlanıyorlar, öyle değil mi? Siz istemezseniz Yuzersif hiçbir işi yapmayacak. Niyetim şaka yapmaktı. Yuzersif bu sarayın efendisinin her istediği işi yapar. Her zaman size şükran duymalı ve bu iyi niyetinizi asla kötüye kullanmamalı, öyle değil mi Yuzersif? Ben her zaman Rabbimin huzurunda size minnettarım. Gel benimle. Bu kütüphane binbir güçlükle hazırlanan bir hazinedir. Bütün kitapları ya ben okumuşum ya da Süfer bana okumuştur. Ekselansları bu gece kendilerine hangi kitabı okumamı istiyorlar? Bu gece bana bu kitabı oku. Mısır'ın geleceğini öngören bir kitap bu. Bu el yazmasının kime ait olduğunu bilmiyorum. Kime ait olursa olsun üzerinde düşünülmesi gereken bir kitap. Mısır'ın gücü ebedi değildir. Bu ülkeye hakim olan zulüm bir gün son bulacaktır. Bir gün gelecek ki Mısır'da ölçüler değişecek. Zenginle fakirin konumu değişecek. Bu değişiklik kanlı bir savaştan sonra olacak. Zenginler saraylarını ve kölelerini kaybedecekler. Tanrı Amon'a hiç kimse tapmayacak. Halk yönetimi ele geçirecek ve... Ben de bu öngörünün bir gün gerçekleşeceğini sanıyorum. Ama nasıl bilmiyorum. Ne düşünüyorsun? Ne diyeceksin? Yuzersif söyle hadi.
Sanırım biliyorum. Bu hadise yalnızca semavi bir kişi ya da ilahi bir kurtarıcı tarafından gerçekleşebilir. Sadece o zenginlerle zalimlerin elinden gücü alarak Amon ve diğer tanrıların hükümranlığına son verebilir. Evet, sanırım bu söylediklerim ancak bu şekilde gerçekleşebilir. Evet, sanırım biliyorum. Sen göründüğünden daha büyüksün Yüzer Sif. Bunları nereden biliyorsun? Bence sen Amon'a tapmadığın gibi ona düşmansın da. Amon sadece bir taş. Bir taşa düşmanlık beslemek akıllıca değildir efendim. Şuna bakın hele. Amon'u tapınmaya layık görmediği gibi düşmanlığa da layık görmüyor. Büyük kahin Ankh-Mahu bu sözlerini duysa kendini asardı. İnancını herkesin yanında belli etme. Bilhassa Amon'a tapan Züleyha'ya belli etme, olur mu? Sizin neye taptığınızı sorabilir miyim? Efendim, beni yanlış anlamayın. Önceleri Amon'a tapardım. Ama şimdi... Bilmiyorum. Bunu kimseye söyleme. Ben Amon tapınağındaki kahinlerden nefret ediyorum. Bu nefretin nedenini sorabilir miyim? Tapınak rahipleri başına buyruk ve çok küstah. Mısır'ın çıkarları yerine kendi çıkarlarını düşünüyorlar. Pekala, bu kadar yeter. Git hadi dinlen. Rabbim, bütün dostlarım için senden hayır ve iyilik diliyorum. Rabbim, Potifar, Züleyha, Misabu ve Hunifer'i doğru yola ilet. Rabbim, annemin ruhunu şad et. Rabbim, babam Yakup için sabır ve metanet diliyorum. Kardeşlerinden ayrılma. Dikkatli ol oğlum. Bu gömleği giy. Ama bu bana çok büyük gelir. Sen giy, sana olacağını göreceksin.
Biliyorum, ayrılık derdi onun için çok zor oldu. Bu derdi unutması için ona yardım et. Allah'ın selamı Yusuf peygambere olsun. Allah'ın selamı onun elçisinin üzerine olsun. Ne yapıyorsun Yusuf? Babam için mektup yazdım. Potifar'dan bu mektubu babama göndermesini rica edeceğim. Benden haberdar olsun. İyi olduğumu bilsin. Hayır Yusuf. Zamanı gelmedi daha. Sen ve baban Yakup peygamber bu ayrılığa tahammül etmelisiniz. Nedenini sorabilir miyim? Birçok nedeni var. Nedenlerden biri kardeşlerindir. Kardeşlerine zarar vermek istemiyorsun, öyle değil mi? Babam öğrenirse onlara beddua edecek. Babamın bedduası onların hayatını karartır. Hayır. Hayır. Ben kardeşlerimin zarar görmesini istemiyorum. Eğer Yusuf olmasaydı, sizi papirus tarlalarına ya da taş ocaklarına gönderecektik. Yusuf'un ricası üzerine dün Potifar size uygun iş bulmamı istedi benden. Ve şimdi ben de size soruyorum. Nasıl bir iş yapmak istersiniz? Bu konuda beni bilgilendirmenizi istiyorum. Biz bilmiyoruz. Siz hangi işi münasip görürseniz. Sofra adabını iyi bildiğin için Potifar ve Züleyha'nın yemeklerinin hazırlanmasından sorumlu olmanı emrediyorum. Sana gelince, okuma yazma bildiğin için Yusuf'un yerine yemeklerin dağıtımından sen sorumlu olacaksın, tamam mı? Memnun kaldınız mı? Efendim, yaptıklarınız için size teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yusuf'a teşekkür edin bence. Bakalım ne yapacaksınız? Senin mutfakta yapacak bir işin kalmadı. Senin işlerini Huya ve Süfer yapacak. Şimdi benimle gel. Rahel. Yorgunum. Kalbim kırık. Görüyor musun? Çocuklarım bana düşman olmuş. Emanete ihanet ettiler. Ben de senin emanetine ihanet ettim. Yusuf'a gerektiği gibi... Gerektiği gibi göz kulak olamadım. Beni bağışla Rahel. Beni bağışla. Kurdun oğlumu yemediğini anladığım günden beri kaygılarım daha da arttı. Onu öldürmüş olmalarından korkuyorum.
Sen daha iyi bilirsin. Çünkü başka bir dünyadan bizi seyrediyorsun. Yusuf'un şu anda nerede olduğunu biliyorsun. Yusuf ölmüşse kuşkusuz şu anda senin yanındadır. Yakup, işin rahat olsun. Oğlun Yusuf yaşıyor. Selam sana kardeşim. Yakup peygambere selam olsun. Yusuf'un yaşıyor. Ölüm haberi apaşık bir yalan. Emin misiniz? Benim her ölümden haberim var. Yusuf'u ölüler dünyasında arama. Onu başka yerlerde ara. Duydun? Kardeşin yaşıyor. Yusuf'um yaşıyor. Şimdi nerede olduğunu söyleyebilir misin? Ben yalnızca ölüler dünyasını bilirim. O kimdi baba? Allah'ın habercisi. Ölüm meleği Azrail. Ben Azrail'in korkunç olduğunu düşünüyordum. Herkes için değil oğlum. Duydun mu Rahil? Yusuf'umuz yaşıyor. Ölmemiş. Bizi bağışla. Bir an önce gitmeliyiz. Güneş batmak üzere. Hadi gidelim. Sizce nereye gittiler? Muhakkak Rahel'in mezarını ziyaret etmeye. O hala Rahel'i annemizden daha çok seviyor. Kardeşinizin başına ne geldiğini hala söylemeyecek misiniz? Daha önce söyledik ya baba. Yine tekrar mı edelim? Bu yalanlardan vazgeçmeyecek misiniz? Yusuf'u ne kurt parçaladı ne de ölüm onu alıp gitti. Tövbe edip gerçeği söyleyinceye kadar sizi bağışlamayacağım. Nereye gitmiştiniz? Annemin mezarına gittik. Orada kardeşim Yusuf'un ölmediğini anladım. Annen mi sana Yusuf'un ölmediğini söyledi? Hayır. Beyazlar giymiş bir adam söyledi. Babam onun ölüm meleği olduğunu söyledi. Çıldırmış olmalı. Artık çöllerde dolaşıp hayal görüyor. Çıldırmış olan sizsiniz. Yalancısınız. Sizden nefret ediyorum. Kendine gel. Sen de git Bünyamin. Babamız çok doğru söylüyor. Neden gerçeği söylemek istemiyorsunuz? Aldığınız karar yanlıştı. Bundan bir sonuç alamadık işte. Uzun bir süredir Yusuf yok ama yine de babamız bize ilgi göstermiyor. Yusuf'un yerine Bünyamin'i oturttu. Halbuki bize yöneleceğini düşünüyorduk. Yusuf'u babamızdan uzaklaştırdıktan sonra tövbe edeceğimizi söylemediniz mi? Şimdi zamanı gelmedi mi artık? Artık çok geç. Yusuf'u geri getiremeyiz. Olay ortaya çıkarsa elimize bedduadan başka bir şey geçmez. Gerçek ortaya çıkarsa artık Kenan'da yaşayacak yüzümüz kalmaz. Onun bir yabancı olduğunu ve tanrıların düşmanı olduğunu söyleyebilirsiniz. Onu saraydan kovmak için bir bahane bulmalıyız.
koyun güden bir çocuğun Potifar'ın görkemli sarayına hakim olmasına asla izin vermemeliyiz. Daha düne kadar tezeklerin üstünde yatan bir çocuğun atlas ve ipek yatağı görünce burnunun dikine gitmesini pek de yadırgamamak gerekiyor, öyle değil mi? Kahinlere söyleyin, saray mensuplarıyla konuşup Yüzar Sif'in gerçek yüzünü ortaya çıkarsınlar. Onun yeri bu saray değil. Selam size. Dün gece Yüzar Sif'i başka bir tanrıya yakarırken gördüm efendim. Yanında bir heykel yoktu. Sanki gökyüzüyle konuşuyordu. Pekala. Bu gece bana da göster. Yakından görmek istiyorum. Baş üstüne efendim. Bir başka ilginç şey de şuydu. Deliler gibi kendi kendine konuşuyordu. Herkes Yusuf'a zeki ve akıllı derken sen deli mi diyorsun? Hey, sen orada ne yapıyorsun? Kurumuş otları topluyorum. Bunlar çiçekleri kurutur. Bunları toplamazsak hem bahçeyi çirkinleştirir hem de çiçekleri mahvederler. Sesini kes ve işini yap. Yüzar Sif, Yüzar Sif, sana söylüyorum, neredesin? Ne oldu? Ne istiyorsun? Bu gece seni gözetlemeye gelecekler. Kimler? Karimama ve Züleyha. Onlar senin başka bir tanrıya taptığını düşünüyor. Kahin de saray sakinlerini sana düşman etmek istiyor. Sana daha sonra anlatırım. Gidiyorum. O topladıkların ne? Senin için topladım. Benim için mi? Ben ot yemem ki. Otları ne yapayım? Öyle değil. Senin yüzünden toplamaya mecbur kaldım. Yine anlamadım. Boş ver şimdi. Sana sonra anlatırım. Sana şükürler olsun Rabbim. Beni düşmanlarımın hilelerine karşı koruyorsun. Ben zayıf ve güçsüz bir çocuğum. Senin yardımların olmasaydı yok olur giderdim. Belki de gece yarısı tanrısına tapıyordur. Kolay gelsin Yakup. Teşekkür ederim. Kulübe yapma konusunda gerçekten ciddi misin? Evlatlarımla birlikte yaşayamıyorum. Ben her zaman Yusuf'u beklemek istiyorum. Söyler misiniz? Bu bekleyiş daha ne kadar sürecek? Sürekli bir bekleyiş. Yusuf dönünceye kadar. O güne kadar bu kulübede yaşayacağım.
Gittiği yola gözlerimi dikeceğim. Gözlerimi yoldan ayırmayacağım. Biraz dinlenin. Yemek zamanıdır. Tamam, tamam. Geliyorum. Bünyamin, gel oğlum. Sizce Yüzer Sif tek tanrıya inanan biri değil mi? Hayır, hiç sanmıyorum. Ama ben onun göğün tanrısına taptığını düşünüyorum. Mısır tanrılarını hiç tanımıyor. Bir çocuk tek tanrının ne anlama geldiğini bile bilmez. O nasıl eğitilirse öyle hareket edecek. Onun neye inanıp inanmaması gerektiğini belirleyecek olan bizleriz. Ona tanrıları ve Amon'u anlat. Tapınağa gittiğinde onu da yanında götür ki Mısır'ın inanç sistemiyle de tanışsın. Yüzer Sif'i süsleyip hemen yanıma getirin. Tahterevanımı hazırlamalarını söyleyin. Şehre gitmek istiyorum. Efendimizin tahterevanını hazırlayın. Her zaman bu şekilde düzenli ve süslü ol. Bugün daha da güzelleşmişsin. Biliyor musun, yaşıtlarından daha çabuk büyüyorsun. Sizce de öyle değil mi Hünifer? Yüzer Sif'in 11 yaşında olduğuna inanmak inanın çok güç efendim. Bugün Teps ve Amon Tapınağı'yla tanışmanı istiyorum. Ne dersin? Mısır'ın eski dini ve halkının gelenek ve görenekleriyle tanışmayı çok istiyorum. O zaman benimle gel. Züleyha Yusuf'u sanki gerçek oğluymuş gibi seviyor. Bu çok güzel. Sen işine bak. Yüzer Sif, gel buraya otur. Ben binmesem ve yaya olarak gelsem olmaz mı? Niçin? Tahterevanı sevmiyor musun yoksa? Başkalarının omzuna binmeyi sevmiyorum. Orası batı. Ölüler dünyası. Biliyor musun, biz ölülerimizi mumyalayarak Nil'in batısına gömeriz. Batı tuhaf bir dünyadır. Biz ölülerimizle birlikte elbise, şarap ve çeşitli yemekleri de gömeriz. Ölümden sonraki hayatın lezzetinden faydalanmak içindir bu. Bazen de birkaç hizmetçiyi dirildiğinde ona hizmet etsin diye ölüyle birlikte gömeriz. Beden çürüdükten sonra nasıl giyinip yemek yiyebilir ki? Bu soruyu soracağını biliyordum. İnsan bedeni mumyalanmazsa öteki dünyada çürür. Mumyalama bedeni bozulmaktan korur. Böylece ruh bedene yeniden gelebilir. Ruh döndüğünde de beden yeni bir hayata kavuşur. Ve işte o zaman da yanında götürdüklerinden yararlanmaya başlar. Bunu biliyor muydun? Mezarı yarıp dirilmiş olan ölüyü dışarı çıkaramıyorlar mı ki? Mezar dışındaki hayat, mezar içindeki hayattan daha iyi değil mi?
Bilmiyorum. Belki olabilir. Eğer burada fazla duracaksak söyleyin tahtırıvanı indirsinler. Çok yoruldular. Hayır, gidiyoruz. Merak etme, onlar alışkındır. Tapınak. Burası Amon Tapınağı. Bu sabah Mısırlıların büyük tanrısı Amon'un uyanışı için yapılan ayine katılacağız. Mısırlıların büyük tanrısı Amon dün geceyi uyuyarak mı geçirdi yani? Evet. Amon ve ondan daha küçük olan tanrılar geceyi dinlenerek geçirir. Peki geceleri bir kul tanrıya yakarmak isterse o zaman ne yapacak? Kullar da tanrılar gibi geceyi dinlenerek geçirmelidirler. Tanrılar gündüzleri kulların ihtiyaçları için ayırmışlar. İçeri girelim. Yalnızca Mısırlılar ve Amon'a inananlar içeri girebilir. Yalnızca Mısırlılar ve Amon'a inananlar içeri girebilir. Bak Yuzarsif, bütün bu kahinler önceden kendilerini Nil Nehri'nde yıkarlar. Birazdan tapınağın içine girecekler. Kahinlerden başkası tapınağın içine asla giremez. Ellerindeki şeylerle Amon'u yıkayıp temizlerler. Elbisesini değiştirip onu süslerler. En güzel kokuları ona sürerek onu kulların tapınması için hazır hale getirirler. Yani hiç kimse yalnız olarak ya da başka yerde Amon'a tapamaz mı? Hayır. Tanrı Amon'a tapınakta, bizzat onun huzurunda ona tapmak gerekir. Ama ben Tanrı'nın her yerde olduğunu duymuştum. Thank you.
Ey göklere yükselmiş olan Tanrımız Amun'un yüce ruhu, bu aciz kuluna, senin yolundan gidenlere, senin ruhuna tapanlara cevap ver yüce Amun. Sana tapanların dileklerini yerine getirmek için dünyevi bedenine geri dön yüce Tanrı büyük Amun. Yüce Tanrı büyük Amun. Barış ve huzur içinde uyan. Barış ve huzur içinde uyan. Yüce Amun, sana sunulan ve kurban edilen bu adakların manevi özünden ye ve onları bu dünya için kutsa. Bu kadar yeter. Onları halka ve rahiplere dağıtın. Hadi.
Yüce Amon! Görüyorsun değil mi Yüzersif? Amon ne kadar da güzelleşmiş. Ona tapanlar altınlarını takılarını almıyorlar mı? Hayır. Yüce Amon bizi koru. Kimse buna cesaret edemez. Göz kulak olmazlarsa hırsızlar o takıları çalabilir. Yüce Tanrı büyük Amon bizi koru. Ama siz Amon'un kahinler tarafından korunduğunu söylüyorsunuz. Bunun ne sakıncası var? Amon bizim sahip olduğumuz en güzel ve en önemli değerdir. Onu korumak zorundayız. Kullarımın üzerinden bereket eksilmesin. Ben Amon Ra, kullarımın dileklerini yerine getirmek için gece istirahatımı bırakıp geldim. Benim irademle gün doğdu ve hayat başladı. Gidiniz, gidiniz ve Tanrı Amon Ra için çalışın. Gidin, çalışın. Zira size rızkınızı veren benim. Hepiniz gidip çalışın. Çalışın ki rızkınızı hak edin. Gidin ve verdiğin rızka teşekkür edin. Çalışın. Şükürler olsun sana Yüce Amon. Affedersiniz ama bu konuşan Amon muydu? Görmedin mi? Gördüm tabii ama bir taş parçası konuşamaz. Amon bir taş değil. O bu şekilde görünen bir ruhtur. Beni bağışlayın. Amon kimseye muhtaç olmayan güçlü bir tanrıdır. Ama ben onun çeşitli şeylere ihtiyaç duyduğunu gördüm. Onun dinlenmeye ihtiyacı vardı. Onun takılara, elbiselere ve yıkanmaya da ihtiyacı vardı. Hatta hareket etmek için bile kâhinlerin yardımına muhtaçtı. Kendini koruyacak gücü bile yoktu. Başkalarının yardımına muhtaçtı. Onun bir yere, bir mekana ve daha birçok şeye ihtiyacı vardı. Yürüyebilen, yıkanabilen ve süslenebilen bizler Amon'dan daha mı güçlüyüz yani Yüzersif? Bunu söyle bana. Değil miyiz? Karşısında kendimi çok aciz hissettim. Görünümü çocuk ama zekası çok büyük. Birçok sorusuna cevap veremedim doğrusu. Verdiğim cevaplar benim kendimi bile ikna etmedi. O gerçekten çok akıllı bir çocuk. Duysan sen de inanamazdın. Endişelenme. Onu yanımda tapınağa götürüp ona her şeyi öğreteceğim. Daha açık konuşayım. Amon'a karşı beni gerçekten şüpheye düşürdü. Şuna avcı avlandı desene. Yemek nerede kaldı? O kadar açım ki bir öküzü tek başıma yiyebilirim. Yemek hazır efendim. Babam Hüzünler Kulübesi'ni tamamladı. Yardım etmemize de izin vermedi.
Bu benim için bir hüzünler kulübesi. Ömrümün geri kalan kısmını içinde geçirecek ve Yusuf'tan ayrı kaldığım için ağlayacağım. Bu yolun başında hep onu bekleyeceğim. Baba, siz Yusuf'un geri döneceğini düşünüyor musunuz? Buna şüphe yok kızım. Onu hep beraber beklemeliyiz. Yusuf'u unutmak istemiyor musun? Nasıl unuturum? Eğer ölmüş olsaydı birkaç gün yas tutardım. Ama şu anda nasıl bir halde olduğunu bilmiyorum. Şimdi ne yapıyor? Başına ne geldi? Haydutların eline mi düştü? Köle tacirlerine mi satıldı? Günaha mı bulaştırıldı diye kendime sorup duruyorum. Aç mı açıkta mı? Ne yapıyor kim bilir? Kim bilir nerededir şimdi? Sakin olun Allah'ın peygamberi. Niçin kendinizi bu kadar üzüyorsunuz? Sevdiğim birinin ölüm üzüntüsü bir gün son bulur. Ancak ayrılığın üzüntüsü sonsuzdur. Yine de ben sabredenlerden olacağım. Ve kavuşma ümidiyle bu ayrılığa tahammül edeceğim. Arabam hazır mı? Evet efendim. Onu yanında götürmek zorunda mısın? Evet. Amonute'nin ondan haberi var. Onu hem Amonute'ye hem de tapınağa götüreceğim. Bir yararı olacağını sanmıyorum. O basit bir çocuk değil. O yaşlı ağaçlar gibi katı değil. Bükülebilir, kolayca uyum sağlayacaktır. Onunla konuşursam Mısır dininin yüceliğini ve kutsallığını da anlayacaktır. Yüz arsefimiz hazır mı bakalım? Ekselans Potifar'ın buyruklarına itaat etmeye hazırım. Yüz arsef, araba tehlikelidir. Kendine dikkat et. Baş üstüne. Bir şey olmaz. Endişelenmeyin. Onu yanımda tutacağım. Siz de kendinize dikkat edin. Amon'un askerleri başına buyruk, dilediği gibi davranan tiplerdir. Güç kullanmayı severler. Bu silolar Amon tapınağına aittir. Mısır tahılının büyük bir bölümü bu ambarlarda saklanır. Rahipler doymak bilmez. O gördüğün bahçeler ve kadınlar sözde Amon'a aittir. Oradaki bahçeleri ve içindeki hayvanları önceden görmüştüm. O semirmiş hayvanlar da tapınaktaki rahiplerin karnını şişirmek için kesilir. Bu durumda tapınaktaki rahipler çıkarlarının tehlikeye girmesine asla izin vermeyecektir.
Ama ondan daha iyi hangi tanrı onların menfaatlerini koruyabilir ki? Bu da Amon'un takipçilerini muhafaza etmenin bir başka yolu. Her insan farklı yollarla farklı şeylere boyun eğer. Kimileri şan şöhrete, kimileri mal mülke ve kimileri de bir parça ekmeğe kul köle olur. Mısır halkının çoğu rahipleri çok iyi tanıyor. Onların yalanlarını kimse yutmuyor. Saygıdeğer eşiniz Züleyha, sizin bana Mısır halkının sahip olduğu yüce değerleri öğretmek istediğinizi sanıyor. Ama siz... Tam tersine. Ben sana bu değerlerin içinin ne kadar boş olduğunu göstermek istiyorum. Burası Mısır'ın büyük hükümdarı 3. Amonhotep'in sarayı. Bunlar başka ülkelerden gelen elçiler. Mısır devleti için yıllık vergilerini getirmişler. Bunlar kim? Pek Mısırlılara benzemiyorlar. Bunlar başka ülkelerden gelen elçiler. Mısır devleti için yıllık vergilerini getirmişler. Vergi ne demek? Mısır devletinin hakimiyeti altında olan ülkeler yıllık gelirlerinin bir kısmını Mısır devletine ödemeleri gerekiyor. Buna karşılık biz de onları yabancıların saldırılarına karşı koruyoruz. Vergi almadan onları korumanız mümkün değil mi? Bu vergi ve araçlar olmazsa Mısır devleti varlığını sürdüremez. Onlara minnettar olmalıyız. Bu gördüğün vahşiler Amon Tapınağı'nın süvarileri ve özel muhafızları. Sen burada kal. Ben şimdi dönerim. Gidelim. Bu taraftan git. Yolu açmalarını söyleyin. Hemen. Ekselansları niçin yolu kapattılar? Yolu açmalarını söyleyin.
Bir kez daha şehirde karışıklık çıkarırsanız sizinle kırbacın diliyle değil, kılıcın diliyle konuşacağım. Sakın bir daha yapmayın. Ayağınızı denk alın. Amon tapınağı bu ihaneti cevapsız bırakmayacaktır. Ankh-Mahu'ya söyle, tapınak askerlerini dizginlesin, aksi takdirde Potifar'dan çok sert bir karşılık göreceklerdir. Gidelim. Gidiyoruz. Amon tapınağının küste askerlerini uyarmam gerekiyor. Baş üstüne. Çok ileri gitmeye başladılar. Ben de sizin gibi cesur ve güçlü olabilir miyim? Neden olmasın? İstiyorsan Radomon seninle ilgilensin. Savaş tekniklerini öğrenmen senin için de gereklidir. Ekselansları, Potifar 3. Amonhotep'le görüşmek için bekliyor. Kudretli krala, Mısır halkının tanrısına ve tanrıların oğru Amonhotep'e selam. Mahir kumandanımız Mısır azizi Potifar'a selamlar. Potifar. Buyurun kralım. Son zamanlarda tanrıların atölyesinde bulundun mu? Mısır'ın tanrısı Amonhotep'ten başkası tanrıların atölyesine giremez. Belki tanrılar kendi elleriyle bu çocuğun hamurunu yoğurup sana hediye etmiştir. Bu inci tanesi kimdir? Tanımıyorum onu. Benim yakın arkadaşım. Yeni satın aldım. Yakın arkadaş mı? Potifar! Sen mi çocuklaştın yoksa bu çocuk mu büyükler zümresinden? Bir şey söyle. Görünüşe göre çocuk ama zekası büyük. Esprili ve bilge. Bu nasıl bir bilge ki henüz Mısır tanrısına tazimde bulunmayı öğrenmemiş? Henüz öğrenme fırsatı bulamamış. Onu bağışlayın. Affedin kralım. Söyle bakalım. Senin adın ne? Yusuf efendim. Ama sahiplerim Mısır diliyle Yuzarsif diyor bana. Yusuf İbranice bir isim ekselansları. Hüzünlü demek, teessüf kelimesiyle aynı kökten. Bu yüze hüzün yakışmıyor. Yuzarsif daha uygun bir isim.
Pekala Yuzarsif. Potifar senin bilge olduğunu iddia ediyor. Görkemli Mısır için ne diyeceksin bakalım? Büyüklerin huzurunda bilgiçlik taslamak edebe sığmaz. Ancak kral buyurduğu için konuşacağım. Mısır'daki görkem ve ihtişam gözlerimi kamaştırıyor. Bana yüce dağları, büyük kayaları hatırlatıyor. Ama ben koyunların otlaması için yemyeşil küçücük bir tepenin üzerinde hiç ot bitmeyen büyük bir dağdan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Sen gerçekten de Mısır'ın gücünü ve görkemini yüce dağlar gibi mi görüyorsun? Evet efendim. Ancak güç eğer mahrumların hizmetinde kullanılırsa güzeldir. Bravo. Bravo Yuzarsif. Sen Potifar'ın iddiasının boş olmadığını ispat ettin. Bunu bize gösterdin. Bu tazim sana yakışmadı, hem de hiç yakışmadı. Damarlarında Tanrı kanı taşıyan kişi kendi kuluna tazimde bulunmaz. Kendi irademle değildi anne. Elimde olmayarak ona saygı gösterdim. Potifar sadece bize yeni arkadaşını tanıtmak için mi buraya geldi acaba? Hayır yüce kralım. Tapınak askerlerinin çıkardıkları karışıklıkları şikayet etmek için huzurunuza çıktım. Her gün yollarda, geçitlerde karışıklık çıkarıyorlar. Hiçbir şeyden korkmuyorlar. Kanunlarımızı çiğniyorlar. Her gün biraz daha yoldan çıkıyorlar. Bir şeyler yapmazsak Mısır devletine karşı harekete geçmelerinden korkuyorum. Amonhotep ve tapınak rahiplerine karşı gelmek büyük suçtur. Tanrı Amon'la rahipleri aynı kefeye koyma. Amon'a inandığımız kadar başına buyruk rahiplerin çıkardıkları karışıklıklara da izin vermemeliyiz. Ancak acele karar vermek istemiyorum. Onlar için bazı planlarım var. Uygun bir fırsat ve doğru bir karara varıncaya kadar onlarla iyi geçinin. Kendinle övünmelisin Yuzarsif. Senin kadar güzel bir çocuk görmedim. Ben de sizden daha cömertini görmedim. Önümüzde çetin bir savaş var. Hazır ol. Thank you.
gece gündüz herkesin gözü önünde başıma kırbaçla vurdu. Az bile yapmış. Potifar'ın yerinde olsaydım senin gibi beceriksiz bir komutanı öldürürdüm. Ama o benim bir anlık gafletimden yararlandı. Niyetini bilseydim ona aman vermezdim. O asla karşımda duracak biri değil. Onu yenerdim. Kendi evinde aslan kesiliyorsun. Bu yiğitliğini Potifar'a gösterseydin ya. Şimdi ne yapmalıyız onu söyle. Hadi. Hem bana kendi çöplüğünde öten horoz diyorsun, hem de ne yapmalıyız diye soruyorsun. Ben ne bileyim. Potifar ve efendisinin tanrıların bilhassa da Amon-Ra'nın düşman olduklarından adım gibi eminim. Ama onlara ne yapacağımı bilmiyorum. Bu çok açık. İkisi de en ağır biçimde cezalandırılmalı. Peki bunu kim yapacak? Sen mi yoksa o beceriksiz askerlerin mi? Eğer yeterli sayıda askerim olsaydı, Teps kentini onlardan temizlerdim. Eğer savaş adamı olsaydın, bugün o maharetini gösterirdin. Potifar ve Amon Hudep, her ikisi de güçlerinin doruğundalar. Çatışma durumunda bizim kazanıp kazanamayacağımız hiç belli değil. O yüzden daha uygun bir fırsat buluncaya kadar onlarla iyi geçinmeye bakalım. Bence en iyi fikir bu. Ne dersin buna? Radamon. Buyurun efendim. Al sana yetenekli ve zeki bir çırak. Bakalım ne yapacaksın. Onun güçlü ve cesur olmasını istiyorum. Ne yapacağımı anlamadım efendim. Potifar Hazretleri sizden Yuzarsif'e dövüş tekniklerini öğretmenizi istiyor. Kılıç kullanmayı, ok atmayı, mızrak fırlatmayı ve ata binmeyi ona öğret. Zahmetlerini boşa çıkarmayacağından emin olabilirsin. Onu yetiştirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım efendim. Gel benimle. Kılıç öğretilecek. Kılıç bu mu? Çocukların kılıcı. Eline çelik kılıç almak isteyen kişi önce çubuk kılıçları denemelidir. Tamam mı çocuğum? Hazır mısın? Kendini savun. Aferin. Kılıcımın sana değmesini engellemeye çalışmalısın, tamam mı? Bravo Yuzarsif. Bravo. Hazır ol. Eğer kılıç olsaydı şimdi karnını deşmiştim. Şimdi sen vur bakalım. Ben karnınıza mı vurayım? Evet, sertçe vur bana. Acır ama... Bunu yapmak istemiyorum. Sana söylediklerimi yap. Vur bakalım. Pekala. Siz istediniz. Bravo. Çok iyi, bravo.
Potifar Hazretleri geldi efendim. Efendim Potifar'a selamlarımı sunarım. Benim güzel eşim Züleyha'ya selam. Burada ne yapıyorsun? Yuzarsif'in kılıç kullanmayı öğrenmesini seyrediyordum. Şehirde durum nasıldı? Söyler misin? Refah ve bolluk içinde yaşaması yeteneklerini köreltmemeli. Bugün tapınak askerlerinin peşinden giderken çok korktu. Çok. Bugün tapınak askerleriyle mi çatıştınız? Padiyamon'u uyarmam gerekiyordu. Daha sonra da Yuzarsif'le birlikte Amonutep'in sarayına gittik. Bugün Yuzarsif yüzümü ağarttı. Hem çok akıllı hem de zeki. Krala verdiği cevaplar övgüye layıktı. Amonutep kendi inci kolyesini ona hediye etti. Genç Amonutep de inci kolyeyi boynuna takarken elinde olmayarak onun önünde eğildi. Olamaz. Ama bu mümkün değil. Huzurda bulunanların hepsi senin gibi şaşırdı. Böyle yaptığı için annesi oğlunu azarladı. Onun sayesinde büyük kazançlar elde edeceğimizi söylemiştim sana. Büyüdüğü zaman eşi benzeri olmayan büyük bir bilge olacağını düşünüyorum. Ondan çok ümitliyim. Çocukluğumdan beri sizi hep Yusuf için ağlarken görüyorum. Benim ömrüm biter ama sizin ağlamanız hiç bitmez. 11 kardeşi daha olan bir çocuk için ağlamak aklı selim ile bağdaşmıyor. Ama ben varlığıyla bütün dileklerimi gerçekleştirecek biri için ağlıyorum. Ve bu ayrılık son buluncaya kadar bu ağlayış devam edecek. Yuzarsif'in çok önemli ve yüksek bir makamı olan saray vekil harçlığına atanmasının nedenini öğrenebilir miyim acaba senden? Hunifer hastalandığından beri sarayın bütün işleri Yuzarsif tarafından yapılıyordu. Benim için hem iyi bir vekil harç hem de bilge bir danışmandır. Ondan daha bilgili bir danışman görmedim. Danışman demek. Yani zaruri hallerde Yuzarsif'e danışılabilir, öyle mi? Allah Hunifer'e ebedi huzur ihsan etsin. Yuzarsif hangi tanrıyı kastediyor? Benimle bir işiniz mi var? Efendim Züleyha sizi istiyor. Siz gidin, geleceğim. Ne oldu sitonum?
Neden kisi ağlıyor? Bilmiyorum efendim. Onu bir türlü susturamıyorum. Ne oldu? Ne desem bilmem ki. Kisine sor. Ağlamayı kesen ben değilim o. Ona sor. Ama kisin konuşamaz ki. Size minnettarım efendim. Tanrılar seni korusun. Onun tanrıları kabul ettiğini hiç ama hiç sanmıyorum. Yuzarsif başkalarının bakımına muhtaç olan tanrıların nasıl kendini koruyacağını soruyor. Onların kendilerini nasıl koruyacağını merak ediyor sürekli. Dinden mi çıktı Mimisabu? Ne biçim konuşuyorsun? Ben söylemedim. Bu sözler bana ait değil. Yuzarsif böyle diyor. Tanrılar gerçekten birini koruyabilirler mi? Yuzarsif içeri girmek için izninizi bekliyor. Söyle gelsin. Sen dışarıda bekle. Buyurun efendim. Doğrusunu söylemek gerekirse ben Potifar'a imreniyorum. Ne zaman isterse sizin gibi bir bilge danışmandan yararlanabiliyor ama bizim böyle bir imkanımız yok. Bizi bundan mahrum bırakmana üzülüyorum. Daha önce beni çağırmış olabilirsiniz ama benim bundan hiç haberim yok. Önceleri bizi daha çok sorardın ama epeydir yıldızlar kadar ulaşılmaz olmuşsun Yuzarsif. Hali hazırda yeryüzünde ve efendim Züleyha'nın huzurundayım. Emriniz varsa buyurun. Pekala. Büyük vekil Ercim vaktini fazla almayacağım. Oturunuz, size söyleyeceklerim var. Teps soylularından birinin hanımı eşine ihanet etmiş. Bu haberi az önce duydum. Ve doğrusu çok üzüldüm. Sizce bu kadına ne yapmak gerekir? Veya Yuzarsif, bu kadın hakkında nasıl bir hüküm verilebilir? Bir hüküm vermek için daha çok ayrıntıyı bilmek gerekir. Örneğin bu kadının ihaneti açığa çıkmış mı, çıkmamış mı? O bu hatayı açıkça dillendiriyor mu? Olayın açığa çıkmasından utanç duyuyor mu? Cariye midir yoksa özgür bir kadın mıdır? Çocuğu var mı, yok mu? O kadının kocası onu seviyor ve bu sevgisini ifade ediyor muydu acaba? Bu kadının kocası onun bütün ihtiyaçlarını karşılıyor muydu? Onunla gerektiği gibi ilgileniyor muydu? Onun hangi dinden olduğunu bilmek gerekir. Bu ve benzeri birkaç soru sorulmalı. Bunca soru bir hüküm vermek için mi? Potifar'ın her işinde size danışması boşuna değilmiş doğrusu. Bu ve bunun gibi soruların cevapları alınmadan doğru bir hüküm verilemez. Ben bu soruların hiçbirinin cevabını bilmiyorum ama. Yalnızca aşık olduğunu duydum. İnanmayın efendim. Aşk mukaddestir. Aşık da ihanet etmez. Gönül işi akıl ve mantık tanımaz. Aşık gönül haremine temiz olmayan duyguları almaz. Hevesi aşk olarak adlandırmamak gerek. Peki Yuzarsif. Bugüne kadar hiç aşık... oldun mu? Evet. Kime? Sevgisiyle beni gerçek sevgiye yönelten babama. Sağ
Sana kim içeri gir dedi? Burası ahır mı? Söyler misin? Özür dilerim efendim. Özür dilerim. Yaşlandı ama akıllanmadı. O sizi seviyor ve kendini sizin sırdaşınız olarak kabul ediyor. Yoksa birden içeri girmezdi. Bunu geçelim. Bir soru daha. Cevap vermek zorunda değilsin. Şimdiye kadar kimse size sevgi besledi mi? Evet. Etrafımdakilerin bana duydukları sevgi benim için sıkıntı ve meşakkatten başka bir şey getirmedi. Halam Faika'nın bana duyduğu aşırı sevgi kardeşlerimin beni kıskanmasına yol açtı. Babamın sevgi ve ilgisi kuyuya atılmama, esarete ve ayrılık acısına neden oldu. Hayır, ben bunları kastetmemiştim. Ben kadınların size duyduğu sevgiyi kastetmiştim sadece. Hayır efendim. Bazen bakışlarının ağırlığını hissediyorum. Ama onlara ilgi göstermiyorum. Pekala. Gidebilirsiniz. O kadın hakkında da bilgi edineceğim. Eğer gerekli olursa size danışırım. Bakışlarının ağırlığını hissediyorum ama onlara ilgi gösteremiyorum. Bir şey mi oldu efendim? Bir köle olduğunu unutmuş. Kinaye yollu sevgime duyarsız olduğunu anlattı. Düşünebiliyor musun? Haklıdır. Bir köleye aşık olan bir soylunun alacağı cevap işte budur. Göreceğiz. Artık kimseye hak ettiğinden fazla değer vermeyeceğim. Niçin onu saraydan kovmuyorsunuz? Hatta onu buradan sürün efendim. Potifar'a rağmen mi? Onun Yüzar Sif'i ne kadar çok sevdiğinden haberin yok. Bu durumda kararınız yerinde. İlgi göstermeyin. Bir an önce görkemli bir şölen için hazırlık yapın lütfen. Kendimi eğlenceye ve içkiye vermek istiyorum. Yüzar Sif hayal görüyor. Fikrimi ve ruhumu o kadar meşgul edeceğim ki ona hayatımda hiç yer kalmayacak. Bu şölen eğlenmeniz için düzenlendi. Çok güzel vakit geçireceğinizi umuyorum. Tadını çıkartın. Bu hanedan tanrılarımıza ihanet ediyor. Amon tapınağının komutanını dövüyorlar ve ona işkence ediyorlar. Ben Züleyha'nın İbrani bir köleyle ilişkisi olduğunu düşünüyorum. Ve bu kölenin çok ama çok yakışıklı olduğunu duydum. Sen hala Potifar'a kin beslemeye devam ediyorsun. Kocan bir kez Potifar tarafından cezalandırıldı diye Züleyha'nın adını kötüye mi çıkarmak istiyorsun? Güldüğünüze göre bana inanmıyorsunuz, öyle mi? Aslına bakarsanız biz de bir şeyler duyduk ama inanmamız çok zor. Pekala. Öyleyse benimle gelin. Size bir soru sormak istiyorum eğer izin verirseniz. Potifar ve tapınak arasındaki eski çekişmelerle ilgili değilse sorabilirsin. Değil. Sizin İbrani kölenizle ilgili. O köle hakkında ne bilmek istiyorsun? Hiçbir şey. Sadece nerede olduğunu soracaktım. Şimdi ne yapıyor? Ortalıkta pek görünmüyor da. Sen buraya eğlenmeye mi yoksa casusluk yapmaya mı geldin? Sakın Ankh-Mahu ya da Padiyomon seni bilgi toplamak için göndermiş olmasın.
Gelin yiyin. Bu da sizin payınız. Alın. Alın. Niçin bozuluyorsun? Herkes ondan bahsediyor. Biz de onu görmek istiyoruz. Ne sakıncası var ki? Ama ben Züleyha'nın yerinde olsaydım, aşıkhane bakışlarından korumak için bu güzel yüzlü köleyi bin kapılı kapının ardında gizlerdim. Bundan eminim. Sahi nerede o? Ona seslen de gelsin. Ne demiştim? Gördünüz mü? Eğer aralarında bir şey olmasaydı bu kadar bozulmazdı. İbrani bir köleyle ilişkisi mi var yani? Bana bakın, sizde asaletin zerresi yok. Eski Mısır uygarlığının varislerinden çok Kenanlı ve Şamlı koyun çobanlarına benziyorsunuz. Sizi arıyordum efendim. Niçin karanlıkta oturuyorsunuz? Yalnız kalmak istiyorum. Misafirleriniz ne olacak? Tanrıların gazabına uğrasınlar. Hepsinin canı cehenneme. Saraya dönmelisiniz. Arkanızdan neler konuştuklarını biliyor musunuz? Başkalarını da zehirliyorlar efendim. Bütün bunlar Yuzarsif'in yüzünden. Ya onu bütün benliğimden söküp atmalıyım ya da onun varlığını ortadan kaldırmalıyım. Onu ortadan kaldırabileceğinizden emin misiniz efendim? Onu öldüremem. Hayır. Bunu asla yapamam. O halde onu sürgüne gönderin. Bunu da mı yapamazsınız? Potifar varken bu mümkün değil. Munifer'den sonra Yuzarsif'i de kaybetmeye asla razı olamaz. Bir seyahate ne dersiniz? Bir müddet uzak kalırsanız her şeyi unutursunuz efendim. Menfis'e ve Nil Delhası'na seyahat için hazırlıklar başlatılsın. Madem ki buradan Yuzarsif'i kovamıyoruz, o zaman biz buradan uzaklaşacağız. Mimi Saba, giysi ambarından gerektiği kadar giysi alın. Yiyecek ambarından da ihtiyaçlarınızı temin edin. Yuzarsif, hepimiz sana minnettarız. Sizin yardımlarınız olmasaydı biz hala o izbe yerlerde yaşıyor olacaktık. Tanrılar seni korusun. Annenin yanına git. Tanrıların elinden gelseydi sizi bu durumdan kurtarırlardı. Bu küçük değişiklik bile tanrıların değil, Allah'ın size bir lütfu. Acaba o hangi tanrıyı kastediyor? Sana sonra anlatırım. Rabbim, Yusuf sensiz bir hiçtir. Herkes sensiz bir hiç. Allah'ım,
Yusuf'u Yusuf'a, beni bana bırakma. Allah'ım, vahiy meleği inmeyince kendimi yalnız hissediyorum. Bu Züleyha'ydı. Mısır Azizi'nin eşi. Ne kadar güzel. Gidelim. Kürekleri asılın. Gidiyoruz.
Güzel bir yer. Buraya birlikte çok geldik. Bana çok iyi geldi efendim. Neden bu kez burayı bu kadar sıkıcı görüyorum bilmiyorum doğrusu. Eskiden burası o kadar güzeldi ki. Bakın inci. Hanımefendi, bir inci. Bakın, ne kadar da iri bir inci. Güzelmiş. Bir zamanlar böyle bir inci gördüğünüzde kendinizden geçerdiniz. Ama şimdi... O zamanlar bundan daha güzel bir mücevher görmemiştim. Züleyha kızım, ne oldu? Mutlu değilsin galiba. Ondan uzaklaşırsam huzur bulacağımı sanıyordum ama öyle görünüyor ki... ayrılık acısı... onun yanında bulunma acısından... çok daha betermiş. Bunu düşünmemiştim. Seyahate çıkalı daha birkaç gün oldu. Zamanla unutacaksın. Her gün biraz daha fazla zihnimi meşgul etmeye başladı. Çıldırmamak elde değil. Söyle gemi geri dönsün. İzin verin birkaç gün daha geçsin. Eğer işe yaramazsa... Teps kentine geri dönüyoruz. Herkes hazır olsun. Herkes yerine. Dalgıçlar gemiye binsin. Mimi Sabu, ne oldu? Gidiyoruz. Kürekleri asılın. Gidiyoruz. Yine sarayın muhtelif yerlerinde dikilip... hasretle yüz arsifimi seyredeceksiniz. Yüz arsife boyun eğdirinceye kadar vazgeçmeyeceğim.
Bu işte sen de bana yardım etmelisin. Bana yardım edeceğine dair söz ver. Sizi memnun etmek için her şeyi seve seve yaparım efendim. Bu maceradan kimsenin haberi olmayacak. İçiniz rahat olsun. Ama Yuzarsif kabul etmezse ne olacak söyler misiniz? Onu öldüreceğim. Sevgili eşim, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyi vakit geçirdiniz umarım. Güzel bir seyahat oldu. Saraya hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim Yuzarsif. Yuzarsif! Hanımım Züleyha sarayında sizi bekliyor. Yuzarsif geldi efendim. Selam size. Saraya hoş geldiniz. Umarım seyahatten güzel anılarla dönmüşsünüzdür. Teşekkür ederim Yuzarsif. İyi bir seyahatti. Ben burada yokken sarayda olup bitenler hakkında senden bilgi almak istedim. Kayda değer bir şey olmadı. Sadece sarayın temizliği ile ilgili işler yapıldı efendim. Daha önce çok kötü durumda olan hizmetkar ve kölelerin kaldığı yerler onarıldı. Hizmetçilerin giyim kuşamında bir takım değişiklikler yapıldı. Ayrıca giysi ve yiyecek ambarları da gözden geçirildi. Bununla ilgili ayrıntılı rapor daha sonra sunulacak. Bunca iş benim olmadığım bu kısa süre içinde mi yapıldı? Vazifemin üstünde bir iş yapılmış değil efendim. Bu çalışmalarınız her türlü takdirin üstünde. Bu yüzden ben de bu seyahatte dalgıçlarımızın Nil'den çıkardıkları değerli bir inciyi size hediye ediyorum. Yuzarsif, umarım beğenirsin. Bu senin. Saray işlerini yapmak benim vazifem. Her zaman size ve Potifar Hazretlerine minnettarım. Al bunu. Bu sana ait. Teşekkür ederim efendim. Vekil harcımızın başını öne eğişi bize olan saygısından mı yoksa ilgisizliğinden mi? Hayır efendim.
Ben Rabbimin ve efendilerimin huzurunda her zaman başı eğik ve mahcup durmalıyım efendim. Peki neden daha önce böyle değildin? Daha önce bir çocuktum ve köleliğin gereklerini bilmiyordum. Ama Yusuf, ben küçükken gösterdiğin o sadakat ve samimiyeti şimdiki saygıya tercih ediyorum. Her dönemin kendine göre şartları vardır. Yusuf sizden edepli olmayı ve saygı göstermeyi öğrendi. Benden bundan başkasını görmeyeceksiniz. Biraz otur. Çocukken seninle ben ilgilenirdim. Onun hatırı için bari seni biraz seyredebileyim. Beni bağışlayın efendim. Sarayda yapılması gereken işler var. İzin verirseniz gitmek istiyorum efendim. Pekala Yusuf. Gidebilirsin. Anlamadım. Tanrı derken sizi mi yoksa kendi tanrısını mı kastetti? Gördün mü? Gördün mü nasıl da kaçamak cevaplar veriyor? Gurur ve ilgisizliğini nasıl da alçak gönüllülükmüş gibi sunuyor? Nereye giderse gitsin, avucumun içindedir. Mimi Sabu. Ne oldu efendim? Bir işiniz mi var? Ne var ne yok. Seyahat iyi geçti mi? Hem evet hem hayır. Hanımefendi Züleyha konuşup gülünce fena değildi. Ama suratını asınca efendim biz de gülmeye veda ediyorduk. Radamon'la birlikte çarşıya gidin. Bu inciyi satıp parasıyla köle ve hizmetçilere çarşaf ve örtüler alın. Bunu sana Züleyha mı hediye etti? Evet, ama benim işime yaramıyor. Değerli bir hediye. Onu saklayın. Ona ihtiyacım yok. Al. Bu arada ne oldu da çabucak döndünüz? Dönmek mi? Kalmak istiyordum ama onlar geri dönmek istedi. Bilmiyorum ne oldu. Belki de Züleyha sevgili eşi Potifar'ı özledi. Çok dikkatli ol. Özellikle Karimama'ya göz kulak ol. Bir şey olursa haberim olsun. Bir şey mi oldu efendim? Endişe ediyorum. Tehlike pusuda. Bazıları bir takım planlar yapıyor. Kimleri kastediyorsunuz efendim? Heveskar ve entrikacı kadınların hilesinden Allah'a sığınmak gerek. Macera aşk ile ilgili. Yusuf'e aşık olan kişiye hak vermek gerekir. Suç onda değil, bence Yusuf'te. O gönülleri avlıyor. Suçlu olan görüp de gönül vermeyendir. Kes artık Mimisa bu. Ciddi söylüyorum. Kimsenin sana aşık olmaya hakkı yok mu yani ha? Benim güzelliğim Mimisa bu. Güzel öten süslü bir kuşa benzer. Güzelliği başına bela oluyor ve ona esaret getiriyor. Ama serçe sıradan bir sesi olduğu için özgürce her yerde uçabiliyor. Ve kafese konulma endişesi de taşımıyor. Benim tanrılarımın elinden bir şey gelseydi senin için dua ederdim. Ama galiba senin tanrın hepsinden daha güçlü. Evet. Benim Rabbimin gücü her şeye yeter. Bundan emin ol. Ama
Ama bilmiyorum neden bir süredir bana ilgi göstermiyor. Ne bir ulak, ne bir haber, ne bir rüya, ne de bir ilham geliyor, anlamıyorum. Sanki bu dünyada başı boş bir şekilde terk edilmiş gibi hissediyorum. Zor durumlarda insan tutunacağı bir ipe ihtiyaç duyuyor. Keşke babam burada olsaydı. Entrikalarla nasıl baş edileceğini o çok iyi biliyor. Efendim. Sana yalnız kalmak istediğimi söylememiş miydim? Yuzarsif Potifar'ın yanına gitti kızım. Onu görmek istiyorsan bu fırsatı kaçırma. Aynam. Bana aynamı getir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.